Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Dinamo Kiev, Ren ve Larnaka ile eşleşti. Trabzonspor, Kızıl Yıldız, Monaco ve Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin Avusturya Wien karşısında elde ettiği galibiyet, oynadığı oyun üzerinden de mutlaka birazcık konuşacağız ama kura ile alakalı ilk düşüncelerinizi merak ediyorum. AEK Larnaka Güney Kıbrıs değil mi? Güney Kıbrıs Rum kesimi temsilcisi. Burada bir çünkü değil dediler. Ben öyle biliyorum. Yok yok, Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs. Aman yani, abi çok dikkat edelim hayır, artık. Burada hayır, şunun için İyi ki sordun. Geçen sefer Beşiktaş'a böyle bir takım düştü, gelmedi. Acaba iki taraf birbiriyle oynayabilecekler mi, onu soruyorum. Oynayabiliyorlar. Bir problem yok. Yani, geçmişte de oynadık Güney Kıbrıs Rum kesimi. Doğru, Trabzon falan gitti bildiğim kadarıyla. Evet. Fenerbahçe'de gitti doğru. Yani bir sıkıntı olmaz. Hayır, şu anda gergin bir durum var da o yüzden evet. Söyledim yani. Yok, bir problem yok. Bizden kaynaklanan değil, oradan kaynaklanan gerginlikten söz ediyorum. Sonuçta... Takım gidecek oraya, dileriz de yani kazanarak gelir. Üstünden gitmek zorundasın. Atina üstünden gitmek zorundasın. Direkt uçuş Türkiye'den evet, yok. Güney Kıbrıs'a. Hayır, özel uçak da mı yok? Özel uçak da yok. Nasıl özel uçakla geleceğim ya? UEFA buna müsaade eder mi ya? Ben özel uçağımı İstanbul'a kalkıp oraya ineceğim. Türkiye'den benim bildiğim, yanlış bilmiyorsam, Güney Kıbrıs'a rota çizemiyorsun. O şekilde evet. Gitmişlerdi. Yunanistan üzerinde gidilmişti, evet. O zaman öyleydi. Hala bu geçerli mi? Hocam, yani devletler arasındaki bir yani konu. Yani bir türlü bir Yunanistan'a uğraman lazım. Bunun için özel izin alınabilir mi? Ya. Belki yanlış biliyordunuz. Özel izin alınabilir belki mi? Belki de alınır. Belki de daha farklı bir rotada olabilir. Çizilebilir. Yani kendi uçağıyla gider galiba. Yani. Şey, Fenerbahçe'de. Ya UEFA derse ki böyle olacak. Bitti abi. Yani böyle şey olur mu? Mecbur mu oradan oraya gitmek? Turnuvanın turnuvası. Yani. Nasıl buldunuz Fenerbahçe'nin kurasını Gürcan Bilgiç? Ben iyi buldum. Ben Trabzonspor'un kurasını da iyi buldum. Hı hı. Yani genelde şu yazıdır. İşte birinci torbadan gelen takımla 2 puan alsam iyidir dersin. Dışarıda beraber, içeride beraber. Diğerleriyle de içeride kazanayım, dışarıda yenilmeyeyim. Şey yaparsın. Ama şimdi birinci torbadan Dinamo Kiev geldi. 3 puan alabilirsin. Ya da 4 puan alabilirsin. Bu kurada. Bence bu, final bu. Bu iki takımın finali olacak. Bir kere bu bir avantaj. Ben Ren takımıyla ciddi şekilde burada şeye gireceklerini düşünüyorum. Mesela 3 günde bir maçları bizim takımlarımız hakikaten geçmiş senelerde yıprattı. Ama Jorge Jesus'un bir hediyesi var. Hem Türkiye'ye hem Fenerbahçelere. Yani adamın 2 tane takım var yedekleriyle beraber. Evet. Yani 2 tane 11'ini ayrı ayrı yazıp Türkiye Ligi'nde oynatsak ikisi de şampiyonluğa oynayabilir. Dolayısıyla rotasyon şansında yani 3 günde bir etabında 4-5 rotasyonla oynatıp takımlı oyuncularını ekonomik kullanmak ve bunun yanında performanslarına çok şey kaybetmeme şansına sahip o kurgu içinde, o gelişim içinde Fenerbahçeli futbolcular da buna yanıt veren bir vücut dilindeler sahada. Yani işte ligde oynamadı, bu maçta oynuyor, performansı daha düşük, önemsemedi, koşmadı, mücadeleden kaçtı. Böyle bir görüntü de yok. O nedenle Ren'le oynayacağı maçlar önemli olacak. Çünkü geçen sene de yaşadık, Levent abi de hatırlar. Galatasaray'da yani şeyi lider bitirmeye uğraştı. Biraz grubu rakibi. Tabii grubu lider bitirmeye uğraştı. Çünkü ikinci olduğundan playoff oynaman lazım. Doğru. Evet. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımla da playoff oynayacaksın. Lider olduğunda son 16'dasın. Lider olduğunda garantiliyorsun 16'yı o gruplara katılmayı. O nedenle onun hesabında yapmak gerekiyor. Lig liderliği hesabında yapmak gerekiyor. Bir kere İngilizler gelmedi. Ben İngilizleri hiç istemiyordum. Kesinlikle. United ve Arsenal. Arsenal. Özellikle Arsenal. Yani şeyi istemiyordum. İtalyan da istemiyordum. Roma da gelmedi. Trabzonspor'a da gelmedi. Yani İngilizlerle, İtalyanlarla eşleşmedim. Yani onlar Başakşehir orada bir talihsizlik yaşadı. Fiorentina'yı çekerek Konferans Ligi'nde ama ligde Galatasaray hazırlık maçta yendi Fiorentina'yı. Evet. Ama oradaki iki takımı geçmesi lazım. Başakşehir de iyi takım, geçebilir. Yani Başakşehir'i de geçebilir. Ben bugün Rıza Hoca'yı dinledim. Hoşuma gitti. Yani takım kurgusunu tamamladıklarını, eksiklerin döndüğünü, yenilgiye rağmen, yani Malmö mağlubiyetine rağmen takımın olduğu güveni ve iddiasını ortaya koydu. Bence yedikleri basit ki gol yediler. Çok pozisyona girdiler yani. Çok daha farklı bir sonuç olabilirdi. Bence yani. Oynadıklarına bakınca. İlk maçta da iyi bir kaleciler olsaydı gene farklı bir sonuç olabilirdi. Yani orada kaybettiler ama çok kötü iki gol yediler orada da.
risk alınan maçlar da olur. Ve bir şeyin de farkına vardık bence ülke olarak. Ülke puanı konusu. Aynen. Yani bunun ne kadar hassas olduğunu. Bundan kaçmayalım. Fenerbahçe oynadığında diğer takım taraftarları rakibi tutuyordu. Ya da Galatasaray oynadığında diğer takım taraftarları rakibi tutuyordu. Gene öyleydi. Trabzon Kopenhag'la oynarken sosyal medyayı görmedin abi, mi? Abi yanlış ama bak eskisi binlerce, gibi binlerce. Eskisinden bu, daha yani fazlaydı. Bu şeyden. Yemin ediyorum şok geçirdim. Yani, hatta yayından önce de söyledim. Yani bu, yapmayın etmeyin bu, diye. Bu şeyden artık kurtulmamız lazım. Bak, hadi, bunu söylüyorsun. Yöneticiler çıkıp birbirine giriyorlar ya her konuşmada. Ya taraftar burada en masumu abi, biliyor musun? Abi yönetici... Bu iş yöneticilerde biter. Futbol Federasyonu Başkanı toplayacak diyecek ki kardeşim artık dost olun. Birbirinizin zayıf noktalarından birbirinize deme savaşlarını bırakın. Bak, baba şimdi hakemlerle ilgili konuştular ama şu ana kadar. Hakemlerle ilgili konuşabilirler yani, zaten. Şu ana kadar 3 maçta ben yöneticiler arasında bir çatışma görmedim. Sosyal medya ya, geçen yıl yani, örnek alalım. Yani. Ya işte... Tamam da kardeşim şampiyon olacak da hakem onu şurada korudu, hayır, burada korudu. Marco Vizyon gösterdi. Biz yine sağda kalalım mı? Grup üzerinde yani, konuşalım. Ben şu şimdi, an Gürcan abi bitsin ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi, artık o tarafını ülkece artık tamam ligde yarışsın takımlarımız ya taraftarlarımız da. Evet. Keyfini çıkarsınlar birbirleriyle dalga geçsinler. Hakaret olmadan yani onun tadına varsınlar ama Avrupa maçları artık Türk futbolunun geleceği için, artık bundan sonraki takımlarımızın iddialı olabilmesi için bizlerin yani oyunun keyif zenginliğinin, maddi zenginliğinin daha da büyümesi için lazım. Ülkeye lazım. Gürcan sana bir söyleyeyim mi? Bak biz Galatasaray'ın Lazio ile maçı vardı. Taksiye bindik Roma'da. Romalıymış. Adam inşallah 5 atarsınız dedim. Ya bu dünyanın her yerinde var, var. Var. Rekabetin ama varsa bak, tutmaz. Ama bugün Zeki'nin söylediği gibi yani yöneticiler İyi laf söylesinler, birbirine saldırmasa ya sosyal medya başka bir dünya. Ama onları... Burada öyle bir rüzgar estiriyorlar ki ya bunu durdurmak baba, gerekiyor. Baba Lazio Roma yeniliyor ama işte Milan'la Juventus finale gidiyor. Yani onların böyle bir şeye ihtiyacı yok. Topluyorlar puanları zaten. Bugün, bugün Milan'la Inter birbirleriyle stadın adını bile değiştiriyorlar. Yani biri Giuseppe oluyor, biri San Siro oluyor ya. Düşebiliyor musun? Ben... tamam mı? O rekabeti ama bu... Rekabet var. Birbirini yani gram kadar sevmiyorlar. Onlar kaçırdığımız bunu bir şey var. İsteyebilir ama sonuçta bu puanlara ihtiyacı yok. Bizim kaçırdığımız var. Bir şey var. Ben UEFA'nın da FIFA'nın da şu turnuvalarla ilgili ülke puanını gözden geçirmesi lazım. Bir defa olayın mantığına aykırı bir şey var. Ya kardeşim sen işte UEFA'ya üye bir ülkesin. Ne adını Şampiyonlar Ligi koymuşsun diyorsun ki ülkelerin şampiyonlarını ben Şampiyonlar Ligi'ni alacağım. Orada ayrı bir formatta lig oynatacağım. Şimdi şampiyon olan takıma diyorsun ki sonra ya ben sen şampiyon oldun ama sen değersiz bir ligden geliyorsun. Güçsüzsün. Sana bir sınavdan geçireceğim seni. O sınavı geçersen alacağım. Puanın zayıf. Sen dışlanıyorsun. Böyle bir şey var mı? Ondan sonra şunu yapıyorsun. Tamam dışlandım. Baraj maçını geçemedim. Şampiyonlar Ligi'ne giremedim. Ondan sonra seni bir daha aşağı alıyor. Diyor ki sen burada başarılı olamadın. Git Avrupa Ligi'ne. Ondan ama, sonra Avrupa Ligi'nde bir şeyler yapıyorsun. Ama sistem şunu da yapıyor Zeki Uzundurkan. Avrupa Ligi'ne gidiyorsun. Avrupa Ligi'nde başarılı olacaksın. Ama şampiyon olursan Ferans Ligi'nde olacaksın. Ama, Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsun. Ama bak, bu avutma. Bak bu avutuyorsun. Eziyorsun aslında. İkinci kez eziyorsun. Sonra da diyorsun ki sonuncu olmayınca, üçüncü olunca bir de Konferans Ligi'nde şansını dene. Ya takımı yıpratıyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi hayaliyle giden takım bir anda kendini Konferans Ligi'nde buluyor. Ya psikolojik olarak dağılıyor takım zaten. Bir de liginde yarışmasını bekliyorsun. Bu ligden sen ondan sonra bu güçlü takımlardan bir başarı bekleyeceksin. Şimdi seneye diyoruz ki Şampiyonlar Ligi'ne işte 3 öneleme yani, bir play-off. Trabzonspor direkt mi katılmalıydı diyorsun? Hayır şu işin bence direkt hayır, katılmalıydı. Direkt yani katılmalıydı. Hayır, Türkiye önemli futbol ülkesi. Tamam onu diyorum. UEFA nezdinde de ya biz 5 büyük kulüp 5 büyük ligden sonra gelen hayır, bir ligiz. Hayır onu da geçtim. Ama bunu bizi bu şekilde hayır ama biz bunu böyle geçemiyoruz. Hayır bak. Hayır bunu da geçtim. Bir dakika yani, asıl sıkıntı Levent Allah abi. Aşkına bu Frankfurt takımı geçen sene hasbaya kadar UEFA şampiyonu oldu. Doğru mu? Yani Glasgow'u yendi bildiğim evet. kadarıyla. Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Evet. Bu Frankfurt'un sezona başladığı zaman kaç dedi Bayern Münih'ten?
6 mı 7 mi ne yedi bildiğim kadarıyla. Ya bunun burada orada şampiyon oldu diye katılma hakkı nasıl oluyor bu? Şunu da söyleyeyim. Ama bu ya. Çok uzun süredir. Hayır. Ya. Ne zaman çok uzun? Bu, yeni bu ya geçmişte. Geçen yıllarda da vardı. Tamamen, 2 veya 3 yıldır var. Ülke puanı tamamen zırvalık. Başka bir şey değil. Bir şey söyleyeyim. Ben bir lafım bitsin ondan sonra sen kendini savun lütfen. Savunmayacağım ben bir şey. Şimdi, Sırbistan şampiyon. Biz ülke futbol olarak yani dönen para çok büyük para. Gerçekten izlenirliğimiz değil. Sırbistan Ligi'nin gerisindeyiz. Kızılyıldız şampiyon olsa direkt katılacak mesela. Ama işte Kızılyıldız, tamam. Partizan tamam, takımlar olabilir. Puan topladılar, olabilir. Hak ettiler. Ona biz da, toplayamadık, hak etmedik. Onu da kabul ediyorum. Yani onların hakkını mı gasp edelim? Ben Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oluyorsam Avrupa'ya veda etmem lazım. Beni Avrupa Ligi'ne sonra da dışlayıp Avrupa Ligi'nde de başarılı olamadın. Konferans Ligi'ne atamazsın. Sırf sen oradan sponsorlarla ekstra gelirler elde etmek için benim takımımı koboy olarak kullanıyorsun orada. Deney olarak kullanıyorsun ya. Şampiyon takım kendini bir anda Konferans Ligi'nde buluyor. O zaman kendi ligini de kaçırıyor. Maç oynatıyorsun, oynatıyorsun, teselli para da vermiyorsun. Teselli ikramiyesi. Teselli olur mu böyle bir şey ya?